Nereye koyuyoruz? Buraya. Hadi bismillah. Elbistan Belediyesi öncülüğünde kurulan ve tüm sivil toplum kuruluşlarını tek çatı altında toplayan Can Kulağı platformu, depremzede ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve kıyafet yardımında bulunuyor. Arkadaşlar düzün ya, bu teyzem şey hali yok. Can Kulağı platformunda başta ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinin yanı sıra giyim ve kırtasiyeden koli yardımına kadar her türlü ihtiyaçlar karşılanıyor. Tamam. Şöyle. 2019 yılında Elbistan Belediyesi öncülüğünde kurulan platform ile devlet millet içindir kavramı yaşatılmaya devam ediyor. Nereye koyuyoruz? Buraya. Hadi bismillah. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan çok büyük acıların da merkezi, depremle beraber burası yardım üssüydü. Gıdadan ilaca, kıyafetten yakacağa varıncaya kadar, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının dağıtıldığı bir merkez haline geldi, dedi. Cumhuriyet mahallemizdeyiz bugün. Odun kömür dağıtımlarımız devam ediyor. Şehrimizde %95 oranında doğalgaz hattı var ve vatandaşlarımız doğalgazdan faydalanıyorlar. Ancak kırsal mahallelerimizde, özellikle gecekondu bölgelerimizde maalesef kış yüzünü gösterdi ve hava sıcaklıkları oldukça düştü. Depremden sonra bu bölgelerin desteklenmesine devam edeceğiz. İnşallah herkes yeni evine geçene kadar ve bu bölgelerimiz doğalgazla buluşana kadar bu bölgelerdeki odun kömür ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Burada tabii Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız aracılığıyla kaymakamlığımız ihtiyaç sahibi kardeşlerime destekte bulunuyorlar. Biz de belediye olarak bu sene 100 ton odun, 100 ton kömür dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Hiç kimse üşümesin istiyoruz. Herhangi bir sorun yaşamasın istiyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda biz burada gerçekleştirmiş olduğumuz odun kömür desteğini artıracağız. İnşallah bu kışı hep beraber sağlıklı bir şekilde geçirip yaza kavuşuncaya kadar odun kömür eksikliği hissetmeyeceğiz diye düşünüyorum. Aracılığınızla da şunu ifade etmek isterim. İhtiyaç duyan kardeşlerimiz Can Kulağı platformuna, belediyemizin Sosyal Yardımlaşma Derneği müracaat edebilirler. Onlar aracılığıyla da biz talepleri değerlendireceğiz ve en kısa zamanda onlara odun kömür desteğinde bulunacağız.